Sence kim elenir bir ben? Vallahi Rabia, bu kadar bariz hatalar yaptığın için senin için bu hafta olmasa bile filmin sonu belli. Bu hafta senden daha kötü biri vardı, yeni gelen arkadaşımız Neslihan. Bu hafta bence Neslihan gider ama arkasından da kapı senin için aralanacak. Rabia, Neslihan'dan daha düşük puanda değil mi? Olabilir, daha düşük puanda olabilir ama Neslihan'ın kombinlemesi çok kötüydü. Yani etnik bir elbiseyle saten ayakkabılar ve taşlı küpeler mesela. Rabia en azından bırakmış gitmiş, beğendi ayakkabı yalnız. Bu benim için daha geçerli, daha şey yapılabilir bir sebep. Dün Neslihan 9 puan alırken Rabia 5 puan aldı. Demek ki jüri onu daha çok beğenmiş. Rabia'nın gideceğine ihtimal vermiyorsun anlaşılan. Bu hafta Rabia'nın gideceğini düşünmüyorum. Neslihan'ın gideceğini düşünüyorum. Rabia Rümeysa'nın gitmesini istiyormuş bu arada. Ben birine bağlı değilim. Kankamı çok seviyorum. Çok üzülürüm ama sırf Rümeysa bu evden giderse onun için şampiyon olurum. Motivemi bozmaz. Daha da beni güçlendirir. Rabia'nın o kötü dileklerini kendisine iade ediyorum. Sen giderken biz de Rümeysa ile ikimiz arkandan senin o kombinsizlik örnekleri olan eşyalarını toplayıp arkandan çiğdem yiyeceğiz. Peki şimdi ne yapacaksın? Gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Başka mağazaya. O halde biz de Rümeysa'nın yanına dönüyoruz. Ay, birazcık oturayım. Elbiseni beğendin mi? Beğendim. Güzel. Rengi de çok güzel. Bana da çok yakıştı. Fiyatı ne kadarmış? Üstündekinin fiyatı 160 TL'ymiş. Gayet iyi. Gayet uygun. Gayet hoş. Bu arada bir ben ne dedi biliyor musun? Ben birine bağlı değilim. Kankamı çok seviyorum. Çok üzülürüm. Ama sırf Rümeysa bu evden giderse onun için şampiyon olurum. Motivemi bozmaz. Daha da beni güçlendirir. Ben gidersem bir benim morali bozulmaz mı? Çok saçma değil mi? Bir ben neredeyiz biz? Başka bir programdayız. Benim mi haberim yok? Moralim bozulmaz ne ya? Allah aşkına moralim bozuldu ya, ben şu an konuşmak istemiyorum. Bir benim bu sözüne cevap vermek istemiyorum. Çünkü bir ben bugün bence ne dediğini bilmiyor. Benim de moralim bozulmaz bundan sonra bir şey olduğunda. Çünkü neden? Senin için şampiyon olurum sen gidersen de. Rümeysa'nın da bu ara alınganlığı üstünde. Gitmiş lafı ta neresinden tutmuş, yakalamış, anlamış. Ben halbuki iyi bir şey söylemiştim. Başka elbise deneyecek misin peki? Hayır, başka bir şey denemeyeceğim. Netleştirdim kafamda çünkü. Kombinini yetiştirebilecek misin? Evet, yetiştireceğim. Duymak istemiyorum. Hadi o zaman acele et. Ha, hayır, duymayacağım. Ben gideyim mi? Git bakalım. Tamam. 42 beden giyinen kızımız Özden'in yanına geliyoruz. Altın sarısı puanteli fırfırlı tül elbisen. Bu elbisenin fiyatı ne kadarmış? Bu elbise 250 TL. Sence bugün kolyeyi kim alır? Şimdi şöyle, aramızda galiba Sabiha ile 14 puan gibi bir fark var. 14 mü 18 miydi? Ay, ne kadardı ya? 15 puan olması lazım. Ama 40 puan üzerinden değerlendirildiği için. Bir de Sabiha'nın şu konsepti yanlış anlayacağını düşünüyorum. Kayınvalide ile tanışma, gerçi evlilik geçti başından ama bunu bir abartı konsept yaparsa benim çok hoşuma gider. Hani evde diye algıladığı şey, çünkü bugün daha yarışmaya çıkmadan önce diyordu ki kayınvalide ile tanışmıyor muyuz lan? Biz evde falan dedik. Keşke demeseydim. Şöyle abiyeleri giyip gelseydi de o 15 puan farkı böyle rahat rahat kapatsaydım. Çok uğraşmasaydım yani. Ama kolye inşallah bu hafta benim, hani ben hep bileklik dedim. Bileklikle tamamlayacağım. Sabiha'ya dün sana tahammül edemiyorum dedin. Gerçekten öyle mi? Sabiha benim bile sinirlerimi bozuyor. Çünkü konuşma tarzı, üslubu, surat ifadesi insanı böyle tehdit eder ve böyle canını sıkarcasına. Hani resmen dürtüklüyor yani insanı. Ve o tavırdaki insanlardan gerçekten hoşlanmıyorum. Başka kombinin var mı peki? Bir şey daha var. Eğer içine girersem göstereceğim sana. Ama giremezsem başka bir mağazaya gideceğiz. Bekliyoruz o halde. Botların altında parlıyorsun yine Özde. Gerçekten mi? Bu elbisenin fiyatı ne kadarmış? Bu da 110 TL. Falan o civarlardaydı. Gidiyorum. Kayınvalidenin karşısına elbiseyle çıkacaksın anlaşılan. Elbise de olabilir demişim. Yani bugün her şey olabilir. Yani zorluyorum kendimi. Risk almak istiyorum. Bakalım ne olacak, ben de bilmiyorum. Risk alayım derken umarım patlama. Fiyatı ne kadarmış? Elbisemizin fiyatı 350 TL'ymiş. Bütçeme uygun olmayan bir elbiseymiş. Ama askıda güzel duruyordu. Denemek istedim. Kombinine karar vermeden önce Özde ne dedi biliyor musun? Şöyle abiyeleri giyip gelseydi de o 15 puan farkı böyle rahat rahat kapatsaydım. Çok uğraşmasaydım yani. Kazanman için dua et Özde. Çünkü ben asla böyle bir hataya düşmeyeceğim. Seni çok iyi anlıyorum aslında, biliyor musun? O kadar havayla geldin ve senin havanı bir ben dahi söndüremedim. Ama senin havanı bir Sabiha söndürdü.
Elin bomboş hala Sabiha. Evet, elim kolum hala bomboş. Ama şöyle bir şey var ki kafamda ne alacağımı netleştirdim. O yüzden vakit kaybetmemek için hemen kombinimi tamamlamaya gidiyorum. Rabia, sen ne durumdasın? Üzerimde çiçekli, allı, güllü, çok tatlı, efil efil bir elbise var. Bana da çok yakıştı. Elbisene karar vermeden önce Rümeysa ne dedi biliyor musun? Kızların bu kadar sıkı fıkı olduğumuzu yadırgamaları çok normal. Çünkü kendileri hiçbir zaman bu evde böyle bir arkadaşlık kuramayacaklar. Çünkü kendileri o kadar böyle kapalı ki her şeye. Zaten bir insan bu şekilde kapalıysa bence günlük hayatında da kolay kolay arkadaşlıklar kurabilen bir insan değildir. Yalnız ben bu konudan Özde'yi dışarıda tutuyorum. Çünkü Özde gerçekten arkadaş olarak arkadaşlık kurabilecek bir yapıda. Ben arkadaşlarıma çok fazla önem veren ve arkadaşlarına çok bağlı bir insanım. Çok da kazık yemişliğim vardır. Ama sen benim arkadaşım olabilecek bir insan olmadığın için veya burada herhangi birisi bunu bilmiyorsun. Bilmeye de gerek yok yani. Benim bu yüzümü görün. İkincisi, bir benle sürekli beraberim diyorsun ama Özde ile konuştuğunda ben söylediğimde haber oluyor ve Sabiha söylediğinde haber oluyor. Siz 7/24 beraber olsaydınız ve birbirinizle her şeyi paylaşsaydınız bir ben bunu bizden öğrenmezdi. Bu birincisi. İkincisi, zaten Nur olayında da biz aynı konuşmaları şu an resmen gerçekten dejavu aynı konuşmaları yaşadık. İnkar ettiler ama ne oldu sonra? Bir hafta, iki hafta sonra mevzu patladı. Burada da aynı şey olacak. Arkadaşlık çatır diyor. Bildiğin üzere Nur bir benle Rümeysa ilk tartışmaya başladığında onları çatır diyen grup demiştim. Şimdi çatır diyen grup 2. Bizim arkadaşlığımıza hiçbir şey olduğu yok. Bizim arkadaşlığımız yerli yerinde. Siz kuramadığınız arkadaşlıklara yanım bence. Evet, alışverişimize devam edelim. Pazarlığa hazır mıyız? Olur. Hiç param kalmadı. Bir ben, sen ne durumdasın? Ne yaptım, paralarımı bitirdim. Kalan bütçemle şimdi güzel bir stiletto arıyorum ama bu biraz babaanne stilettosu gibi oldu. İkisi birbirinden farklı galiba. Bir ayağımda deri var, diğer ayağımda da nubuk var. Fiyatları ne kadarmış? Deri 84, nubuk da 84 lira. Çantanı seçtin mi? Oo, ben şimdi bunun arasında seçim yapamam. Fiyatlarını öğrenelim mi? 35-39. Bu arada Özde ne dedi biliyor musun? Ben Rümeysa'yla bir yakınlık sağlıyorsan bunun sebebi de sen değilsin. Rümeysa'nın kişiliği. Yani gerçekten tatlım bak, kendini bu kadar önemseme. Ama spiker Özde gene konuştu. Çarpıcı açıklamalarıyla Özde gene gündemde. Özde bir sus artık. Allah aşkına bir şeyin altını böyle dolduruyorsun da çok konuşuyorsun. Böyle görüntü var Özde. Ses yok. Yok yani. Konu ağzını açtığın anda her şey bitiyor. Diyorsun ki keşke sen konuşmadan orada bir kenarda kalsaydın. İllallah ettirdin insana. Arkadaşından uzak dur Özde. Rümeysa'nın aklını karıştırıyor olabilir mi? Rümeysa'nın aklını çelmeye kesinlikle çalışıyor. Yok neymiş sözde Rümeysa havuzun kenarında o varmış da bilmem neymiş de Rümeysa kendi gelmiş de geçeceksin kızım onları. Rümeysa yaptığına yaptım der. Rümeysa kendi gitmedi. Sen çağırmışsın. Özelini de Rümeysa paylaşmamış. Sen paylaşmışsın. Beni konuşturtma şimdi. Bunu da inkar da etmiyorsun zaten. Biliyorum ben benim moralimi bozmak için Rümeysa ile yakın olduğunu. Rümeysa'yı senin bu kirli oyunlarına alet etmeyeceğim Özde. Git taktiklerini başka yerde konuştur Özde. Bilbencim, Rümeysa'nın kendi aklı yok mu da ben çelmeye çalışacağım, bu bir. İkincisi, benim taktiklerle işim gücüm olmaz. Ben bu evde sadece kombinlerimle varım. Öyle de var olmaya devam edeceğim. Artık Rümeysa ile arkadaşlığımı sorgularsın ya da güvenini mi sorgularsın bilmiyorum. Ama seni feci halde bir kaybetme korkusu sarmış durumda. Ayakkabına karar verdin mi? Verdim. Ayakkabılarımı giyiyorum ve kasaya gidiyorum. Ne kadar ödeyeceksin toplamda? Kaç para tuttu bunlar? İkisi 124 lira. Nasıl 124 lira? Ayakkabının fiyatı 85 TL. 85 TL. Evet. Bu? Çantamın fiyatı 39 TL. 120 lira olur mu? Tamam. Param bitti ya. Fişimi aldın mı? Kolay gelsin. Sabiha, sen karar verdin mi ayakkabına? Sanırım bu ayakkabıyı alacağım. Başka çarem yok. Çantada bakacak mısın? Çantada bakacağım. Tüm hafta en iyi puanı toplayıp bu hafta çuvallamazsın umarım. İşte doya doya moda evi burası. Hiçbir şey öyle oturduğun yerden göründüğü gibi iyi olmuyor. Bakalım ne yapacağız, ne edeceğiz ben de bilmiyorum. Sanırım bu çantayı alacağım. Sen geç kasada beni bekle dışarı. Ben hemen geliyorum. Merhaba abicim, kolay gelsin. Çanta mı? Çanta, ayakkabılar. Fiyatı ne kadarmış? Hiç bilmiyorum, şimdi öğreneceğim. 200 lira. Abi onu yapsana bir şeyler. 200 tamam, yapma. 200 yapma. Başka yapamam. Yaparsın, ne olursun. Siz de özel yapıyorsunuz. Abi ne olursun. Yok, gerektiğini yapıyorum. Ya ben. 180 al bari. Ne oldu Sabiha? Ne oldu? Dış ses 25 lira para kalacak. Ne, onunla kemerimi mi alacağım, takımı mı alacağım yoksa ne yapacağım ben bilmiyorum. Hayırlı olsun. Sağ ol. Bekliyorum.
Çantana karar verdin sanırım Nur. Da çok küçük ya. Ay ben... Yine paketlerde var. Yok onları beğenmedim. Yok onu da beğenmedim. Bak şu var. İleride öpün açıp mı? Biraz ileride bir büyüğü var. Şunu alacağım tamam. Bunu alıyorum. Ne kadar bu? Onlar 45. Ne kadar olacak indirim bize? Bütçemiz çok az biliyorsunuz ki. 40 mı verelim? Ay bu da böyle bir bakayım şu kıyafetimle. İçine sinmedi anlaşılan. Hemen şöyle vereyim. Fiş de istiyorum. Çok teşekkür ederim. Fişimi de alayım. Kolay gelsin. Sırada ne var? Şarjıya geldik. Hemen üzeri elbiseme uygun bir şeyler bulmam gerekiyor. Acaba desenli mi taksam, desensiz mi? Lila renginde mi taksam, ne yapsam bilemedim. Gri almak istiyorum. Bakayım hangi ton olur. Aynı tonda değiller ya. Şu, aynen şu. Hemen bunu istiyorum. Bu ne kadar peki? Bana ne kadar olacak? Abi nerede? Babanız mı? Abiniz mi? Babanızın 65'e kadar yardımcı olur. 50 olsun alayım. 50 olmadı. 55 olsun. 60 olsun. 55, 55. 55, 55. Bak son 55 lira. Fiş de alabilirsem çok sevinirim. Vaktim kalırsa başka bir çantadan bakmak istiyorum. Kız buna lila olur mu? Baksana lila çanta aldım. Bir ne alacaksın abi? Ayakkabı mı? Bilmem bulursam alırım. Ayakkabı hadi kolay alalım. Gelsin. Tamam. Şu dezenfekte... Yok bu hep şans spreyini dezenfekteyle karıştırıyorum. Hadi görüşürüz. Kolay gelsin. Bu elbiseyi bilerek mi giydin Özde? Bilerek giydim. Sanıyorsunuz ki bu elbiseyi böyle giyeceğim. Alakası yok. Tabii ki tadilatlar yaptıracağım. Ama elbisenin desenini çok sevdim. Üst truplu olmasını da çok sevdim. Fiyatı ne kadarmış? 316 mı? Allah. Şöyle vereyim. Neslihan yeni bir kombin denemiş bu arada. Üstünde fırfırlı papatyalı kısa kollu bir elbise var. Kendi kemeri var ama ben bunu asla tercih etmem ki elbise bana olsaydı. Ama baten bölgesinde aşırı aşırı bir dar oldu. Asla bu elbise bana olmadı. Başka kombinin var mı? Bir kıyafetim daha var. Onu giyip hemen geliyorum. Bu çiçekli elbisemiz balon kollu ve 110 TL'ymiş. Oldukça ucuz ve güzel. Bunun buraları çok kapalı olduğu için saçımı böyle bugünkü gibi toplarım. Şu an bozulmuş olabilir. Böyle toplarım, minik küpeler takarım. Altına bu çok uzun olduğu için tek bantlı bir ayakkabı. Elime de minik bir çanta alırım. Hala elbisene karar vermedin ama. Evet, hemen tamamlayıp kombinlerimi yapıp podyuma çıkmak istiyorum. Görüşürüz. Merhaba. İki tane elbisem vardı. Tamam. Onları hemen alacağım. Ne kadar? 180. İndirim? Yok. Çok teşekkür ederim. Tamam. Görüşmek üzere. Rabia, Rümeysa az önce söylediklerine cevaben neler söyledi duymak istersin sanırım. Ben konuşunca içim mi geçmiş senin? Yok ya, bir kere o sensin. Sen konuşunca tüm jürinin içi geçiyor. Jüriyi geçtim, tüm herkesin içi geçiyor. Birincisi ben podyuma çıktığımda hiçbir şekilde kimsenin içi geçmiyor. Gayet eğlenceli bir konuşma geçiriyoruz jürilerle aramızda. Senin gibi böyle gidip kös kös durmuyorum. Gayet eğleniyorum ben podyumda. İkincisi jürinin içi geçmesi benim genelde bahanelerimden oluyor. Önce sanırım senin orada bir yine şeyliğin tutmuş, böyle bir kitlenmen tutmuş, dinlememişsin. Ben genelde bahanelerimi anlatırken Kemal Bey uyuyor numarası yapıyor. Bu da aramızda bir espri. Ama sen bundan da anlamazsın. Burada istediğim tarzda ayakkabı yok. Çanta almaya çalışıyorum ama çanta da istediğim tarzda yok. Çıkalım o halde. Hadi çabuk çabuk çabuk. Kolay gelsin. Ya abi şunu, yakası açılacak. Ne aldın Birben? Görebilir miyiz? Göstermeyeceğim. Abi şunun yakasını açacağız. Biraz olur mu? Şöyle. Bu yaştığımız zaman bu kısa kalır. Takmasak da olur onu. O zaman da çok yaygın olur. Böyle de olabilir. Sen bir bak hangisi böyle V mi yoksa kayık mı olur? Kayık yapabilirim. Tamam kayık yap. O zaman giymeme gerek yok. Şöyle abi şunu biraz açalım. Ne kadar yaparsın? 10 dakika 20 lira. Tamam abi hemen ödememi yapayım. Bugün diğer günlere göre daha çok çabalıyorsun sanki. Bugünün en şık olmaya adayım. Ben bugün potaya girmeyeceğim. Güzel bir kombin yaptım. Çok da mutluyum, memnunum kombinimden. İçime sindi. Akşam bakalım neler olacak. Az önce söylediklerine cevaben Rümeysa ne dedi biliyor musun? Ben gidersem Birben'in morali bozulmaz mı? Çok saçma değil mi? Birben neredeyiz biz? Başka bir programdayız. Benim mi haberim yok? Moralim bozulmaz ne ya? Allah aşkına bir kendi moralim bozulmuyor. Ben şu an konuşmak istemiyorum. Birben'in bu sözüne cevap vermek istemiyorum. Çünkü Birben bugün bence ne dediğini bilmiyor. Benim de moralim bozulmaz bundan sonra bir şey olduğunda. Çünkü neden? Senin için şampiyon olurum sen gidersen de. Ya öf moralim bozulmaz demedim. Tabii ki de moralim bozulur. Ama o gittikten sonra moralimin bozukluğunu hırsa dönüştürürüm. Ve buradaki kızların hepsine alt ederim. Bunu demek istedim. Lafı yanlış anlama Rümeysa. Birben'in bugün Rümeysa elenirse üzülmem. Aksine onun için şampiyon olurum demesi beni üzdü. Çünkü neden üzmesin? Hem üzdü hem sinirlendirdi. Ya tabii ki şampiyon ol. Ben bunu ben gittikten sonra çok isterim. En çok ben isterim hatta. Ama ben gidersem de üzül bence. Ne demek üzülmem yani? Sonuçta sen benim buradaki en yakın arkadaşımsın. Ve bu cümleyi kurman hiç doğru olmadı Birben. Ben diyorum Birben'le Rümeysa arasındaki ipler kop.
tuttu. Ama bunu bize tabii ki çaktırmamaya çalışıyorlar. Bir ben giderse Rümeysa üzülmez, Rümeysa giderse bir ben üzülmez. Ayrıca burada bir benin şampiyon olma şansı yok. Ben varım, kendine gelsin. Şimdi sırada ne var? Sakı alacağım ben şimdi.